Arkadaşlar hepinize selam. Yeni bir hafta sonu. Tekrar sınav çalışıyorum. Çarşıya çıkacağız. Biraz güneş bulduk. Ayakkabı falan bakmaya gideceğiz. Kurdam tarafına. O kendisine bir şeyler bakacak. Belki ben de kendime bir şeyler bakacağım. Spor ayakkabısı falan filan. Fiyatlar uçmuş bu arada. İnanılmaz bir enflasyon var. Bir taraftan böyle şöyle yapayım. Birazcık kamera açısı büyüsün. Bir yandan sınavlara hazırlanıyorum. Kendi bilgisayarımı getirdim. Yani kendi ekrana notları falan aldım. 8. numara da bitti. 15 tane var aşağı yukarı. 15 taneden sonra sınav bütün içeriğini tekrar etmiş olacağım yani. Bakalım yeni bir hafta sonu videosuna. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Kudam'dayız. Biraz ayakkabı falan bakacağız. Yani direksiyonda. Ben de burada kamerayı tutuyorum. Çok rüzgarlı. İnanılmaz. Çok soğuk. Ama yani çıkmamız da lazım evden. Çıktık ama bayağı da kalabalık. Dışarıda bayağı insan görüyorum yani. Bugün cumartesi günlerden. Kudam'ı zaten biliyorsunuz hep UDK'ya giderken o yolu çekiyordum. UDK da buranın biraz ilerisinde kalıyor. Şuradan bir şöyle 300 metre gidiyorsunuz, sola dönüyorsunuz. Ondan sonra bizim bu müzik bölümünü okuduğumuz üniversitenin binaları geliyor. Şimdi arabayı park etmek için yer arıyoruz. Sağ taraf hep komple dolmuş. Burada da yolları daralttılar. Gitgide daha çok daralıyor yollar. Gördüğünüz gibi hep trafik var. Bazen böyle konuşuyorum, anlatıyorum ya size. Sonra bir yanayla izliyoruz videoyu, şey diyor. Ya ne anlatıyorsun o kadar diyor. Dedim normal aklıma geleni anlatıyorum yani. Aa, ses tasından giyiyor. Darfst du hier überhaupt parken? Nee, nee, nicht vorne. Aber eigentlich, wenn man kurz wartet, meistens kommt, fährt irgendjemand raus. Aber hier warten viele. Dann musst du ein bisschen langsamer fahren. Ah, guck mal hier. Nasıl gördü o ya boşalan yerini? Hangi gözle ne ara gördün? Hier rechts. Ah ne? Hat er raus? Dachte ich mir auch, wegen seinen Lichtern, ne? Ja, soll ich gucken, ne? Ne yapıyor bu ya? Çıkıyor mu çıkmıyor mu anlamadık. Işıkları yanık gözüküyor. Nein. Adam cep telefonuyla oynuyor. Orada arabanın üstünde. Şaşırttı bizi, çıkıyor mu çıkmıyor mu? Berlin'de işte arkadaşlar böyle araba park etme problemi var. İnanılmaz bir problem. Şuna bakar mısınız? Hast du Klingel? Ich guck mal. Hast du mich gestern mal ganz Klingel? Ja. Wir wären im Partnerlook. Ja. Arkadaşlar şimdi tam burada Dr. Martin'in önündeyiz. Şu sırayı görüyor musunuz? Hepsi şuradan yemek alabilmek için. Burada en sevdiğim bu Dr. Martin'slerin Chelsea botu var. Chelsea botunu denedim. Abi 44 ayağıma girmedi. Adam dedi ki 45'i deneyelim. 45 de ayağım, yani ayağım içine girmedi ya. En sevdiğim ayakkabı almadım. Ayağım içine girmedi yani. Çok tutmasam bir. Şimdi şöyle biz atölyene gireceğiz. Şeye bakacak. Bir yana. Air fry. Güzel bir air fry bulabilirsek alacak. Ben de almayı düşünüyorum. Birkaç tane arkadaşıma sordum. Aldılar. Hepsi çok memnunlar. Ama die sind zu teuer. Ich will die von Tepe mir angucken. Aslında fiyatlar yine uygun arkadaşlar ya. 92'ye var, 52'ye var ama bu bayağı küçük. Dies schön. Evet. Von Delonghi glaube ich auch. Und die sieht auch nicht schlecht aus.
Die würde meine Küche nämlich passen. Aber es ist eine Fritteuse, es ist keine heiße Küche. Boah, wow, das ist richtig groß. Aber gut, so viel essen wir nicht. Das ist für eine Familie nicht viel zwei. Und guck mal, du hast alles Grill, kannst du machen. Du kannst dir hier eingeben, was zu anklicken sozusagen. Ne? Hat aber zwei. Das ist geil, weil du hast zwei. Du heißt, kannst hier Chicken machen, hier Gemüse oder hier Kartoffeln. Und das ist nicht schlecht. Abi şu sıraya bakın ya. Para mı dağıtıyorlar? Ne yapıyorlar bu insanlara? Esrot şapınıyız. Tefal istediğimizi bulamadık. Philips'i de o istemedi. Almadık. Tam eve gidiyoruz. Hava açmaya başladı ya. Hazır kurduğuma gelmişken şöyle bir tane de Vivian'ın evine bırakmak için alacağım arkadaşlar. Çünkü ondan sonra saçlarım kabarıyor. Onun eline de sürecek hiçbir şey bulamıyorum. Onun için işte feuchtigkeit şart. Onun için bir kurdu. Ya? Ya. Bir tane de bunu aldık. Çünkü geçen dönem çok bende kepek olmuştu. Çözüm yapabilir. Okey. Hangi yoldan gittik arkadaşlar? Polis kapatmış. Böyle sağdan soldan başka yerden dolanıyoruz. Alışveriş yaptık bu arada. Bir iki bir şey aldık. Ekmek, mekmek, mozzarella peynir, tatlı matlı, saç kremleri toparladık. Buradan eve gidiyoruz. Bu arada ayakkabı fiyatları gerçekten uçmuş. Gerçi iyi bulduk. Şeye aldığımız 90 euroydu. 12.90 euro tuttu. Aynısının erkek versiyonunu ben de kendime baktım. 12'nin altı yüksekti. Aynısından bulamadık, o yüzden almadım. Topuğu düşük olanı denedim ama o da şey çok şık ama yürürken yeri hissediyorsun. Dedim yani bunu alırsak ben bunu giyemeyeceğim ki hiçbir yerde, biliyorum. Kışın zaten tutmayacak onlar, bayağı ince. Tatil planımız var. Tatil planı için aslında ayakkabı istiyorduk. Bir İspanya yapacağız, bir İtalya yapacağız. Ama şey dedim, ben bunu alırsak ben İspanya'da bunlarla yürüyemem yani. Ayağımın altı mahvolacak. O yüzden hiç boşuna para vermedik. Bakalım, belki yine güzel birkaç tane Reebok gördük orada. Bu hafta gideceğim, Reebok'ları deneyeceğim. Beğenirsem yine tekrar bir Reebok alacağım. Biliyorsunuz Reebok'çıyım. Daha önceki modelin aynısı. Ama yanları beyazlı falan oldu. Yani. Arkadaşlar önce soğanları falan birazcık şey yaptı, kavurdu. Ondan sonra kırmızı şarap döktü. Ondan sonra şimdi zahane koydu. Zahane'nin üstüne de şey, muskat. Kendi tarihim için, yani kendi anılarım için bir şey olsun, anı olsun. Hiç bu kadar bilgiyi, akademik bilgiyi aynı anda öğrenmek zorunda kalmamıştım. Master'daki son iki sınavın, sınav formunda olan iki sınavın bilgileri aşağı yukarı içinde bunun 30 tane dosya var. Her dosyada 80 tane sayfa var. Sadece oku, oku, öğren, oku, oku, öğren. Bir de okuduklarım kalmış mı diye tekrar et falan. Hiç tahmin etmiyordum böyle bir dönem yaşayacağımı ama en mutluyum. Bir yandan da gerçekten beynimi, yani beynim gerçekten mahvoldu yani. Oku oku. Thank you.
Thank you.